arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Şimdi şundan kalemimizi alalım. Güzel. Zaten bildiğiniz konu arkadaşlar, daha çok soru çözmeye yöneleceğiz. İkizkenar üçgen ne demek? İki kenarı eşit olan arkadaşlar. İki tane kenar. Bir tane üçgen hayal et. Hemen hayal et. Ettim, şöyle bir şey yazdım. Hocam şununla şu eşitse bu ikizkenar üçgen olur. Hocam eğer burada eşit olursa ne olur? O zaman da eşkenar üçgen olur arkadaşlar. Üç kenarı eşitse eşkenar, iki kenarı eşitse ikizkenar. Peki ikizkenarda ne var? Belli başlı iki tane kuralımız var arkadaşlar. Şunlar taban açıları olur arkadaşlar. Bakın şunlar taban açıları. Bu taban açıları birbirine eşittir arkadaşlar. Atıyorum burası 75 ise burası da 75 olmak zorunda. Hocam başka ne var? İkizkenar C ile B yazmış burada. C eşittir B deriz arkadaşlar. İstiyorsan buraya da C yazabilirsin ya da B yazabilirsin. Önemli değil. Peki başka şu tepedeki açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna da tepe açısı diyeceğiz. Tepe açısı. Tamam. Tepe açım bu. Şunlar taban açılarım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bizim önceden bildiğimiz kurallar vardı. Onlar ne? Onları burada pekiştireceğiz. Peki bunlar neydi? Mesela şuydu arkadaşlar. Ben buradan aldım. Çizdim bunu. Diyor ki burası eşit, tamam. E burada eşit. Hocam şunlar da şey verilmiş bize. Üçgenlerin açıları verilmiş. Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Bir de burası 90 derece ise, 90 derece ise hocam dersiniz ki burasıyla burası eşit olmak zorunda. Ne kuralıydı bu? Daki kuralıydı arkadaşlar. Tamam. İkizkenar üçgendeki şu daki'deki şu i ikizkenarlığı ifade ediyordu. Unutmayın arkadaşlar. A açıortay. Tamam. İkisi bunlardan herhangi ikisi olan ikisi olduğu zaman diğer dördü de olmak zorundaydı arkadaşlar. Geldim geçtim burayı. Ne diyor bakalım şurada? İkizkenarda işte tabana ait. Bunları gösterdik, anlattık arkadaşlar. Bir de şu var. Şu çok önemli. Hocam bu ikizkenar üçgense, şu kenara ait. Mesela bu kenarın adı ne olsun? A kenarı olsun. Şimdi burası önemli. A kenarı ya arkadaşlar. A kenarına ait şu adam benim HA yüksekliğimdir. Yani HA diyeceğiz bunu. Aynı zamanda bu benim neyimdir? Bakın açıortay olduğu için NA diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar birbirine eşit mi? Evet arkadaşlar. İkizkenar üçgenin en büyük özelliklerinden biri de budur. Neymiş? Hem yüksekliği hem açıortay. Hem de bu nedir? Bakın iki eş parçaya bölmüş burayı. Aynı zamanda VA deriz arkadaşlar. Yani kenarortay. O zaman ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik neymiş? Aynı zamanda hem açıortay hem de kenarortay olarak adlandırılıyor ve bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Bunu da geçtim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ben yapabilirim bunları. Siz bakın. Bunlar kolay. Ben yapayım bunları. Şimdi burası demiş ki 13, 13. AB eşit AC. Tamam güzel. Hocam bakın burası 90 derece vermiş. E bunlar da eşit. O zaman ne olacak? Hocam şunlar bir kere eşittir. Hocam aynı zamanda bunlar da eşit olmak zorunda. Hocam aynı zamanda şunlar da birbirine eşit. Yani HC ile BH de birbirine eşit. Ne demiş burada? BC 10 demiş. BC neresi burası? O zaman burası 10 ise bu 5, bu da 5 yapar. Aynen. 5, 13 verilmiş. Burada 90 derece. O zaman x'im 12 olacak arkadaşlar. Tamam. Basitleri ben yapayım. 2. Hemen şöyle 10 saniye bakın. Evet. Ne demiş? ABC üçgen. Verilenler burada. Burada 15. Bak şimdi nasıl 17 çıkıyor mu? Bakacağız. Hocam bakın açıortay. Hocam kenarortay 8'e 8. Hocam o zaman kaçarı yok. Burası 90 derece olacak. Nereden geliyor? Gene dakinden. Bak açıortay. Bak kenarortay. İkisi verilmiş. Eğer ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda demiştik. 8 15 ne üçgeniydi? 17 arkadaşlar. Aferin. Hadi bakalım. Buna da 10 saniye vereyim. Üçüncü soru.
Ne oldu ya? Doğru mu? 3. Üçü bulan yok mu? Gerçekten bulan yok mu üçü? Katılıyor mu acaba arkadaşlar? Değişik olduğuna. İşte sordum. Bir arkadaşlar cevap versin bakalım. D, A, güzel. Gelin bakalım. Tamam, zorlandık herhalde bundan. Cevabımız nedir? Denizli arkadaşlar cevap. Şimdi bakın nasıl olacak ama. Şimdi burada her şeyi vermiş yine. Bunlar burada belli. Her şey belli. Başka burada verip de burada yazıp da vermediği bir şey var mı? Yok herhalde, yok. Şimdi bakın burada nedir arkadaşlar? 90 derece. Tamam, güzel. E hocam burada 90'sa bu da bir 90'dır. Doğru mu? 90 derece. Hocam bak burada dik var. E burada da dik var hocam. E neye benziyor bu? Sanki bir Öklid var, değil mi? Bununla bunun çarpımı bunun karesine eşitti. Buraya H de. H kare eşittir 3 çarpı 1. Buradan H eşittir kök 3 geldi. Tamam. Demek ki H'ı buldum. Şimdi buraya kök 3 yazdım. Hocam bak burada da bir dik üçgen var. Kök 3'ün karesi 1'in karesi kök 3'ün artı 1'in bunların kareleri eşittir. Burayı verecek bana. Burayı da A de A kare. 3'ün kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1. Burası A kare yapar. A buradan 2 geldi arkadaşlar. A 2 ise burada 2'dir. Cevabım Denizli yaptı. Tamam. Heyecanlanmadan. Hadi yandan gidelim. Orada bir konu var mı? Yok herhalde. Konu olmadığı için 6'ya bakın arkadaşlar. Altıya bakalım. Hadi bakalım, bekliyorum. A mı acaba? Bekle İknur. ABC üçgen. Evet. AB dik AD. Tamam. Güzel. A'lar geliyor. AB eşit AC. Tamam. Çok güzel. Her şeyi vermiş bize. Şimdi ne yapacağız? Bakalım. Hemen hop. Şuraya çiziyorum. Hocam burayı ben çizeyim. Ne olur ne olmaz. Evet, güzel. Tamam, burayı çizelim. Hocam şurası 90 derece olarak düşüneyim ben. Dik dik alayım diye düşündüm. Neden? Çünkü bak şurası ikizkenar üçgen. Yani burası. Hocam bir de ben diklik çizeyim dedim. Tamam, güzel. Sen diklik çizdiğinde buranın tamamı 8'miş. Bakın 8. O zaman diklik çizdiğinde yani şurası şöyle şurası arkadaşlar. Şurasıyla şurası birbirine eşit olmak zorunda. E tamamı 8 ise bunun. Tamamı 8 ise sen yarıya bölüneceksin. Yani burası 4. Peki şu küçük olan şura K olsun. KD dediğim yer ne olacak? Tabii ki de 1 olacak. Neden? Çünkü burası dik olduğu zaman bunu iki eş parçaya böler. Kenar orta. E hocam burada dik var. E burada da dik var. O zaman burası 2 yapar arkadaşlar. Şu çizdiğim kırmızı olan yükseklik. E burada bir dik üçgen var. 2'nin karesi, 1'in karesi daha 5 yapar. Ama x kare eşit olacak. Cevap da kök 5 olacak arkadaşlar. Anlamayan var mı? Var mı anlamayan? Geçiyorum. Ben. Şimdi bak. İkizkenar üçgen. BA ile AC bakın eşitmiş. Eğer bunlar eşitse ben şuradan diyorum ki bir tane diklik çizeyim. Çizdim. ABC üçgeni için bir diklik çizdim. Tamam, güzel. Sonra diyorum ki eğer bura dikse öğretmenim gibi düşün. Bak şimdi buna ikizkenar, bu da ikizkenar. Bir de diklik çizdim.
Neydi? Daki kuralına göre. Bak, dikliğim var. Tamam mı? Bir de neyim var? İkizkenarlığım var. Bu ikisi varsa diğerleri de eşit olmak zorunda. Hocam o zaman ne olacak? Bak şu B, burası K olsun. BK ile KC birbirine eşit olmak zorunda. Tamam mı? Buranın tamamının uzunluğu 8'miş. E bunlar iki eş parçaysa, yani şurasıyla şurası bir eş parçadır. KC ile KC eşittir BK, tamam mı? Bunlar eşitse sen 8'i artık paylaştıracaksın. O zaman burası 4 yapar. Burası da 1 yapar. 1 ile 3'ü topladım 4. Bakın şuraya kadar olan kısım 4. Buraya kadar olan kısım 4. Peki burada 4'e 1 var. Bak diklik var burada. Şurada da bir tane diklik var. Öklid'den şuraya H diyebilirsin. 4 ile 1'in çarpımı 4 yapar. Karesini al. Burası 2 yapar. Tamam. Sonra dik üçgeni kullan. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir x kare. Buradan x eşittir kök 5 gelecek. Tamam. Umarım anlamışsındır. Hadi 4 ile 7 şimdi. Dördü. Dördü bulan var mı? Az önceki soruya benziyor birazcık. Şimdi ne yapacağız burada? 24, evet, A şıkkı yani cevap. Bakalım. Bakın ikizkenar var. Dedim ki şöyle bir tane dikme çizelim. Hocam buraya dikme çizersem burası 90 derece yapar. Tamam. Evet, 90 derece olunca bak ikizkenar var, ikizkenar var, diklik var. O zaman şurasıyla şurası birbirine eşit olacak arkadaşlar. Tamamı 8'miş. O zaman burası 4 olur. O zaman burası 1 olur. Doğru mu? Çünkü burası 3'müş. Zaten vermiş onu. 3 var, 1 var. Bak burası 4 yaptı. Burada 4 yaptı. Burası 7'ymiş gençler. Burada da bir 90 derece var. O zaman şurası x diyelim buna. 1'in karesi artı x kare eşittir 7'nin karesini arkadaşlar. X buradan 4 kök 3 gelir arkadaşlar. Tamam. Yani kök 48 olması gerekiyor. Bana nereyi sormuş? ABC üçgeninin çevresi kaç santim? O zaman şurayı bulalım. Bak burası 4 kök 3 ise, tamam mı? 4 var. 4 kök 3 var. Yani 4 kök 3'ün karesi, böyle yapalım. Artı 4'ün karesi eşittir. Buna da ne diyelim? A diyelim. A kare arkadaşlar. Burası 64 yapar. A eşittir 8 yaptı. Tamam. O zaman bu 8. Zaten burada 8 çünkü ikizkenardı. Burada 8 çıktı. Hepsi toplamı 24 oldu. Halbuki bir ikizkenar üçgen değil. Ne olmuş bu? Eşkenar üçgen olmuş arkadaşlar. Hemen 7'ye bakın arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Şu farklı olunca mutlu oluyorum ben. Cevap var mı işlerinde? Var. Gelin beraber yapalım. Cevap 5 arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Şuradan bir tane dikme alalım gene. Bakın hep aynı yoldan gidiyorum ben. Farklı yol var mı? Vardır elbet. Bakın burası 90 derece. Tamam. Nereden anladım? Nereden yaptım? Kendi hislerimi kullandım. Değil mi? Şimdi bak 90 burası ikizkenar, ikizkenar. Ben dedim ki bir tane diklik alayım dedim. Böyle yapın arkadaşlar. Diklik olduğunda işlemi yapmaya çalışalım.
90 var, 60 var. Bura 30 oldu. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise, 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olacak. Doğru mu? Yani şurası 2 oldu. Bakın şimdi burası önemli bir nokta. Hemen şuraya gösteriyorum. Buranın tamamı kaç oldu arkadaşlar? Tamamı şurası 3. Bura 3. Hocam sen ikizkenar yaptın, diklik çizdin. O zaman bu maviyle çizdiğim yer aslında şurası da maviyle çizdiğim yer olması gerekiyor. Yani şu maviler birbirine eşit olmak zorunda. Hocam bura 3'tü. O zaman şu tarafta 3 oldu. Yani şuraya kadar olan kısım 3 oldu arkadaşlar. E bu tarafta 3. Bana kimi soruyor? X'i soruyor. 3 ile 2'yi topla. Cevap 5 arkadaşlar. Tamam. Evet, BC 6. Ama bana X'i sormuş. Sakın düşmeyelim arkadaşlar. Evet. 5 ile 8. Şimdi onlara bakalım. Sekiz güzel. Düştüm. Düşmedim. Dikkat. Sekiz güzel bir soru. Sekizi yapabilen varsa tebrik ederim. Beş. Evet. Aynı mantıkla yapabilirsiniz beşi. Beşi. Hem 5'i çözeceğiz hem 8'i çözeceğiz. Evet, 5 Bursa. Hadi 8 biraz zor. Lütfen 8'e uğraşın. Ben bu arada 5'i çözeyim. Çözenler. Hep aynı metot arkadaşlar, bak. Hep aynı metot. Ben gene buradan dikme aldım. Dikme alınca ne yapıyorum? Buranın 90 derece olduğunu söylüyorum. Hocam bak, ikizkenar. Şu ABD üçgenine bakın. İkizkenar. Bir de diklik var. Bana BD'yi de 6 vermiş. O zaman burada 3 yapar. Burada 3 yapar. Doğru mu? 3 var, 5 var. Bir dik üçgen var. Burası da 4 olur arkadaşlar. Şimdi hangi üçgene bakacağız? Tabii ki de şu üçgene bakın şimdi. Büyük üçgene. Gördünüz mü burayı? Gördünüz herhalde. Bak 3 var. Burası 6. Burası 4. X kareyi bulabilirsiniz yani. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir X kare. Buradan X eşittir 2 kök 13 gelecek. Tamam. Buranın 6 çıkması şununla tesadüfi gelmiş arkadaşlar. Buraya 2 deseydi 5 olacaktı mesela. Dikkat edin. Şuradaki 6 değil yani. Evet, 8. Belki de yani en zor testlerden biri. Sorulardan biri. Zor değil de. Biraz görmesi zor. Sekizi kim yaptı? Yapanı çözdüreceğim arkadaşlar sekizi. Sesini açtıracağım. O çözsün. Evet, cevaplar geldi. Evet. İlk cevap Buse'den geldi. Buse, aç sesini. Nasıl çözdün? Anlat bakalım. Sesin geliyor mu? İlk cevap Buse verdi. Buse çözecek. Hadi. Sen anlat, ben çizeyim. Az önce geliyordu sesin ama şimdi Heh, gelmiyor. tamam. Şimdi geliyorsa sorun yok. Geliyor. Ben şey yaptım. E noktasında olan kısmı AC'ye doğru uzattım. Şöyle uzattın. Evet. Tamam, güzel. Dedim ki açıdaki kuralından açılar eşit. 90 var. İkizkenarlık da var dedim. 4 4 yaptım. Çok güzel. Bak şimdi burası demiş ki bunlar eşit. Yani açılar açık. Burada da 90 varsa bunu da uzattım ben. Bunlar varsa ikizkenarlık da olmak zorunda. Şu 6'yı sildim buradan. Şu 4 oldu. Ne olsun burası? K olsun. Burası evet.
KC arası 2 oldu. Şurası da 2 olmuş oldu. Tamamı 6 idi. Evet. Güzel. Şimdi X de orta taban olmuş oluyor. nasıl anladın orta taban olduğunu? Bak bir tane bu var. Şey, paralellik var hocam. Bir de Kim dedi 90 paralellik olduğunu? diklik var ya, diklik Heh. de kenarı bölüyor ya ikiye. Aferin. Tamam. Çok güzel. Ne yapıyoruz? Bakın şurası arkadaşlar. Bunlar neydi? İkizkenar üçgende. Daki kuralına göre bir neydi arkadaşlar? Şöyle üçlü yapalım bunu. Şunun eşit değil. Yani şunlar da birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşit. O zaman burası kaçarı yok. Bu Evet, paraleldir arkadaşlar. yarısı oluyor Nereye? bir. A, C'ye paralel. E 1'e 2 taban var. Orta taban. X eşittir 1'dir. Güzel. Tamam. Tamam, Teşekkür hemen ederim. sesi kapatıyorum. Tamam. Tamam böyle. Paralelliği görmeniz iyi. Kafadan öyle paralellik uydurmayın. Ne dedi? Çünkü orada bir ne var? İkizkenardan dolayı kenar ortaylık vardı. Ondan dolayı arkadaşlar orası da paralel olmuş oldu. Evet 9 ve 11. Önce 9. Dokuzu kim çözdü? Çözen varsa on biri belki çözemezsiniz de. Daha çünkü anlatmadım. Dokuza bakın siz. Yok mu ya? Bu da zormuş galiba, değil mi? Son 10 saniye. Çözen varsa beraber çözeceğim. Çözen yoksa başlıyorum. B değil. Evet, süremiz bitti. Ben başlıyorum. B değil, bakacağız. Şimdi dur. Şimdi soruyu bir okuyalım. A, B, C ikizkenar. Yani şu A, B, C ikizkenar. Tamam, güzel. D, H dik üçgenmiş. 90 derece diyor yani şurayı. B, D, H neresi? Şurası. 90 derece. Bu da tamam. Şu an verilenlere bakıyorum. Kontrol ediyorum. İle de A, C eşit. Bak bu verilmemiş. Bunu kullanacağız şimdi. Şimdi AB ile AC eşitse senin şu açın noktalı olsun. Şu noktalı olur mu? Çünkü bunlar neydi? Taban açı. Olur mu olmaz mı? Önce onu söyleyeyim bana. Olur, değil mi? Tamam, çok güzel. Şimdi peki bir şey daha söyleyeceğim. Şurası da ikizkenarlıktan dolayı hem de 90 derece var. Şunları da şöyle kesikli açı yapayım. Doğru mu? Açı ortaya olur değil mi bunlar arkadaşlar? Yanlışsa uyarın beni. Ben devam ediyorum. Şimdi bakın dikkat edin. Bak, burası 90 derece. Bu noktalı açı var. Burada kesikli açı var. Şuraya bak. Bak burada da 90 var. Noktalı var. O zaman burası da kesikli açı olmak zorunda. Tamam. Buna da dikkat edin. Hocam burası ne? Bak. Burada kesikli. İş tersine. Tamam. Bunu da gördük. Peki hocam. Bak burada 90 derece var. Burada noktalı var. Gördük mü? Hocam bu ne olacak? Bu da kesikli olacak. Tamam. İnşallah bunları gördünüz. Hocam şimdi ne yapacağız? Bak şimdi. Burası önemli. Şimdi bir şey bitiyor işlem. Şimdi bunu buradan çizelim. Ben 90 derece olarak bunu aldım. Burası 90 derece. Bak bunlar ikizkenar. Burası şuraya eşit oldu. Yani F ile şu K olsun. KD ile KF birbirine eşit oldu. O zaman bu 2 oldu. Bu da 2 oldu. Bak aşağıda 1 var.
Burada 90 derece. Sanki şurada bir dikdörtgen var. Aslında 2 artı 1 dediği şey kime eşit? X'e eşit. X buradan 3 geldi. Cevap Denizli. Peki anlamayan var mı? Tekrar edebilirim bunu. İkizkenarlık oluşturduk arkadaşlar. Kimler ikizkenar, kim onunla bakacağız. Evet. Anlamadık mı? Tamam. Şimdi ben bunu bir neresi olmuş? X'i. X3 ya, yanlış bulmuşsun efendim. Bir bakayım dur. Tamam dur şimdi. Benzerlik gibi değildi. Daha benzerliğe girmeyelim. Açıları gösterdim daha. Şimdi böyle noktalı noktalı demeyeyim, şey diyeyim. Şöyle diyeceğim. Şuraya alfa diyorum. Tamam. Şurası ne olacak? Burası da alfa olacak. Tamam, güzel. Şimdi şurası ne olacak? 90 eksi alfa. 90 var. Alfa var. 90 artı alfa. Burası 90 eksi alfa gibi düşün. Tamam. Hocam ikizkenar üçgende açıortay değil midir burası? 90 eksi alfa olacak. Tamam gençler. Şimdi bunu yazdım. Burada sıkıntı yok. Ses geliyor mu? Geliyor herhalde. Tamam. Burası ne olacak? Şurası. Burası da 90 eksi alfa olacak. Tamam. Bunu görmemiz lazım. Bak burası alfa. Burası 90. Burası 90 eksi alfa. Hocam burası hiç tersten gene 90 eksi alfa oldu. Hocam şuraya bakın. Bak 90 var. Alfa var. O zaman şurası da 90 eksi alfa oldu. Tamam. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa. Hocam ikizkenar üçgen derim ben buna. O zaman ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Aynen şunu çiziyorum. Ve kendim bir tane 90 derece oluşturuyorum. Hocam ikizkenarlık var. 90 da var. O zaman bunları 2'ye 2 diye paylaştırdım. 2 var. Burada da 1 vermiş. 2 ile 1'i topla. X eşittir. Çünkü bunlar birbirine paraleldir zaten. Dolayısıyla buradan 3 olarak bulurum arkadaşlar. Tamam. Umarım anladınız. Bir daha bakın, kendini silip silip yapın arkadaşlar. Açıları gösterin, sonra anlarsınız zaten. Şimdi 11'i çözmeyin. Bir tane kural var onda. Acele etmeyin. Estağfurullah. 10'a bakın. 10 biraz daha kolay gibi. Hemen 10'a bakalım. Onu bulamam. Kolay sorularda biraz sıkıştırıyorum sizi. ABCD bir ikizkenar dik üçgenmiş. DF üçgenin içine çizilmiş bir kare. Karenin dört bir kenarı eşit arkadaşlar. Onu bilelim yeter şimdilik. AC 15 kök 2 olduğuna göre karenin bir kenarı kaç santimdir? Evet, var mı onun soruyu yapan? Ben yapayım mı? 10. soru. Evet, güzel. Şimdi bakın arkadaşlar, soruyu bir okuyalım. ABC bir dik üçgen diyor sanırım. Bak şekilde bir ikizkenar dik üçgen diyor. Bu önemli. Hocam şurası 45 derece. Çünkü ABC üçgenine bakıyorum. Burası da 45. 90 da burada zaten bakın. O zaman ikizkenar dik üçgense. Hocam şu kaç? Bu da 45. Yani şu eşitse bu da eşit olmak zorunda. Doğru mu? Kare değil mi zaten bu kare? Hocam kare ise bu da eşit. Şu da eşit. Hocam burada 45. Şurada 45 olur. Hocam zaten bak 45-45 ise taban açılarım belli, o zaman bu da eşit. Buranın tamamını vermiş bana. Burası 15 kök 2'ymiş. 3 tane olduğunu düşün. A, A, A. 3 tane A olduğunu düşün. Burası 5 kök 2 oluyor. Kim? Bir tanesinin kenarı. Bana sormuş karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı zaten A'ydı. Cevap Deniz arkadaşlar. Tamam. İkizkenar işte yazıyor. Ah, ona dikkat edelim. Tamam. Soru da mutlaka yanındakileri, o üstündeki, altındaki yazıyı mutlaka okuyun arkadaşlar. Oradan dolayı. Yoksa yapamayacağınız soru değil, yapabilirdiniz. İkizkenar üçgende. Şimdi şu özellik kural, ikinci kural demiş. Oradayım. Üçgende eşit kenarlara ait yükseklik uzunlukları birbirine eşittir diyor. Şimdi bu ne demek arkadaşlar?
Bunu çok kullanacağız. Özellikle benzerlikte, uzunluk bulmada kurularda arkadaşlar. Şimdi bakın, ikizkenar üçgen mi? Yani AB ile AC birbirine eşit. Önce bunu bir tespit edelim. AB ile AC eşit mi? O zaman bir tane kenarın eşit kenarlardan birine ait yüksekliği çiziyorum. Hocam bunu çizdiğim an at de BD oldu bu. Hocam eğer diğer yandan çizersem eşit kenarlardan yine bakın. Eşit kenarlardan çizdiğimde burası da 90 derece. O zaman dersiniz ki CE'ye eşit dersiniz arkadaşlar. Ama bu demek şu demek değildir. Onu söyleyelim. Hemen söylüyorum. Bakın ben çizdim ya bunu. Eğer ikizkenar üçgense bu. İkizkenar üçgense sakın sakın bakın sakın sakın bu mavi ile çizdiğim buna eşit değildir arkadaşlar. Eğer mavi ile çizdiğim bunlara eşitse sen eşkenar üçgensin arkadaşım. Eşkenar üçgensindir o zaman. Tamam. Öyle bir durum yok zaten. Burada ne yapıyor? Mavi eşit olamaz çünkü tepe açısı. İkizkenarda hangileri eşitmiş? Eşit kenarlara ait yükseklikler eşitmiş arkadaşlar. Bunu sildim buradan. Hemen geri. O yok yani orada. Peki devam edelim. Başka ne özellikleri var burada? Hemen bakıyorum. Bak mesela şuraya bak. Şu küçük olan yer. Şu K ile KC birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şuralar birbirine eşit olmak zorunda. Öğretmenim bak şu DC denilen yer bir tane çizikse EB denilen yerde bir tane çizik olacak arkadaşlar. Bu da önemli. Peki burası atıyorum A. Burada A olmak zorunda. Çünkü zaten ikizkenar olacak. Aynı zamanda şu KE ile bakın KD de birbirine eşit olmak zorunda. Her şey eşit gibi. Tamam. Yani bunları üzerinde daha iyi anlarsınız. Kuralımız bu. Önemli bir kural. Şimdi 11'e şimdi bakalım. Hadi bakalım 11. İstiyorsanız beraber yapalım. Siz beni dinleyin. Bakın arkadaşlar. AB eşit AC. Önce onu şöyle belirtelim. Hocam bak burası bir dik. Bu da dik. Bunlar nedir arkadaşlar? Bir kere CD ile bulan varsa söylesin cevabı. Evet. 18 mi cevap? CD ile BE bir kere eşit olacak birbirine. Çünkü ikizkenarda tabanlara ait yüksekliğinden birbirine eşittir. KE 5'miş. Hocam DK da 5'tir. Bu kadar. Tamam. Hocam o zaman CK nedir? Bak 5, 12, 13'tür. DC'yi 18 buldum. DC yani CD kime eşit? Zaten CD'yi sormuş bana. CD de buradan 18 olarak bulundu. Çünkü tamam arkadaşlar. Tamam. Bakın şurası da 13'tür. Bunu da unutmayın. Burada 13'tür. Tamam. Bu kadar basit bir soru. Ama sorularda dikkat edelim bunu. Şimdi gelelim bir diğer kurala. Bu kuralda da arkadaşlar şöyle bir özellik var. İkizkenar üçgende diyor. Taban üzerinde alınan herhangi bir noktadan eşit kenarların. Yani eşit kenarlar nereler? Buralar. AB ile AC. Eşit kenarlara alınan paralel uzunlukları toplamı diyor. Bir tane kenarın uzunluğuna eşittir diyor. Şimdi bak burası ne? Atıyorum. Bu paralelmiş. Bura A olsun. Hocam burada A. Tamam mı? Şimdi bakın şu açı ne? İkizkenar olduğu için bir tane açı noktalı açı olsun. Bu da noktalı açı. Hocam şu paralelmiş. Yani pardon şu DK AC'ye paralelmiş. Hocam o zaman burası da noktalı olmaz mı? Evet. Burası ne oldu? A oldu. Bakın şu DB. Hocam şurası B. Tamam mı? Bu paralel olduğu için burada B oldu. Bak şimdi şu paralellikler A artı B oldu. A artı B oldu. Yani şununla şunun toplamı artı B oldu. Peki bir kenarın uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Yine A artı B oldu. O zaman içinde alınan ya da üzerinde alınan herhangi bir nokta kenarlara paralelse o paralellerin toplamı bir kenarın uzunluğuna eşit. Hemen soru üzerinde yapalım. Devam edelim. Ben yapayım. İkizkenar üçgen. Tamam, ikizkenar üçgen yazdım. EF paralel AB'ymiş. EF nerede? Bakın burası. EF paralel AB'ye. O zaman burası 5 oldu. Tamam. Peki DE paralel AC'ymiş. Bak burası 2 ise burada 2 oldu. Şimdi bak şu açı noktalı açı. Çünkü ikizkenarda bu da noktalı açı. Taban açıları eşit olmak zorunda ikizkenar üçgende. Bu paralelse şurası da noktalı olmak zorunda. Hocam bu kaç? 2. Anlaştık mı? Hocam bura 5. Bak şurada noktalıysa bu da noktalı. Hocam o zaman
Bana nereyi soruyor? A, B'yi soruyor. Cevap 7 arkadaşlar. Tamam. Böyle böyle yapacağız arkadaşlar bunları. Peki. Araya girmeden şuradan ikizkenar üçgenle ilgili birkaç tane soru çözelim. Mesela birinci soru. Kendi varsa onunla yapabilirim. Hocam ben güveniyorum kendime. Bundan mı korkacağım? Diyen varsa. Bir. Böyle soru çözdüm ben. Birazcık düşünün. Biri çözen arkadaşımız kim olacak? Merhaba, aç sesini. Müsaitsen. Müsaitim hocam. Hadi çöz Geliyor bakalım. mu sesim? Geliyor. Şöyle yaptım. Şu AD doğrusunu BE'ye kadar indirdim. Dik olarak indi zaten. Bir dakika. Şöyle dedi ki, şunu dedi ben uzattım. Güzel. Aferin. Ondan sonra ikizkenar olduğu için tabanı iki eş parçaya ayırdı. Açılar eşit zaten. İkizkenar olduğu için burası Allah'ın emri. 90 derece olur. Tamam. Şurası 90 derece. Neden? Hem bu hem bu eşit. Bir de ikizkenar 90 derece dedi. Tamam. Devam Evet. et. Şuradaki oraya H diyelim. O Şuraya mı? küçük yer yok, aşağıdaki diklik yerine, yani Tamam. açının adına. Şuraya Orası mı? 2 oldu hocam. Oraya Burası 2 2 nasıl oluyor? dedim. Onu anlatsana bize. Şimdi tabanı dik iki eş parçaya böldüğü için 10'un altının toplamı 18. 10'la 6'nın toplamı 10. 16. Evet. 16'nın yarısı 8. O yüzden Tamam. orası da 2 Ya oluyor. buraya 8 kaldı, buraya 2 kaldı. Şurası Evet. 8'e 8 oldu, parçalandı. Güzel. Evet. Sonra D, B, E'den öklit yaptım. Şurada Oradaki evet ördit yaptın. Şurası 4 orası mü çıkıyor? 4. Evet. Tamam, güzel. Sonra büyük üçgende de A'dan indirdiğim dikteki o kısım 6, 6, 8, 10 dedim. Ha, şey mi sormuş bize? A, B'yi sormuş. Tamam, burası 8. Bakın, şurası Burası 6 tamamı. 6. Bir dik üçgen. Yani şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Yarısını çiziyorum. Bak, burası 8. Burası 6. Yani şu A, B oldu şurası da. Burası da 10 oldu. Aferin. Güzel. Tamamdır. Peki 4. 4'ü yapan var mı? 4'ü yapayım ara vereyim. Bu arada biri anlamayan varsa söylesin, anlatayım arkadaşım. Yok mu dördü yapan? Tamam, dörde bakın siz devam edin diğerleri. Ben şuradan bir anlatayım. Dördü bulan varsa söylesin lan. Bak burası 2 verilmiş Betül. Bura 2. Zaten belli. Bak şu açılar eşit. Bir de ikizkenarsa senin şu çizmiş olduğun şey direkt 90 derece olarak aşağıya inmek zorunda. Tamam mı? Neden? Hem açıortay var hem ikizkenar. O zaman bu da 90 derece. Kaçarın yok. Yani Allah'ın emriymiş gibi düşün. Peki burası 8. Bura 2. Tamam mı? Burası 8'e 2. Neden 8'e 2? Bak şimdi. Buranın tamamı 16. BC'nin tamamı 16. Sen 90 derece indirdiğin zaman bu iki eş parçaya bölünecek. Tamam mı? 16'yı ben iki eş parçaya bölersem 8'i sağ tarafa kalır, 8'i sol tarafa kalır. O zaman burası 8. 2'yi de buraya yazmak zorundayım. Tamam mı? Çünkü tamamı 10'du şuranın.
Hocam burada bir tane diklik var. Burada da diklik var. 2 ile 8 6 bu 4'e eşit oluyor. Yani h diyelim 4'e. H kare eşittir 2 çarpı 8'den. Bunun karesini al. Bunun da karesini al. H eşittir buradan 4. Yani 4'ü buradan bulduk. Sonra şu üçgende bak şu üçgende. Şuraya bak şöyle çizdim. Sonra çizdim. Tamam mı? Sonra bunu çizdim bak. Bunu çizdim. Şuranın tamamı 2, 4 daha 6 diye yazdım. Burası 8. Bak şurası. 90 dereceye kadar olan kısım. 6, 8, 10. Yani 3, 4, 5 üçgeni diye. Tamam. Tamamdır inşallah. Şimdi yok mu bunu yapan? 4'ü yapan yok mu? Ara veriyorum. Kapatayım mı? Yoksa çözer misiniz? Neyse ben çözeyim. Yapamadınız herhalde. Bakın arkadaşlar. ABC üçgen. DH dikmiş AB'yi. Onu vermiş. AB eşit BD. AB şu BD'ye eşitmiş arkadaşlar. Şu BD şurada. Tamam. Şimdi bak. İşte az önceki kural. Bakın AB şu yükseklik 5. Aynı şekilde ben şunu da indirdiğimi düşünün. Tamam. İndirdim. Burada 90 derece olsa. Eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti. O zaman burası 5. Tamam. 8 değil cevap. Burası 5. Tamam. Burası 5. Bak şimdi hocam. Sen şuraya 3 demişsin. Burası da 3 olmak zorunda. Yani ters çevirip bakın arkadaşlar. Burası 3. Burası 5. Evet. Burası 3. Burası 5. Yani 5 olacak tamamı. 12 olacak. 3'ü burada. X eşittir. Buradan 9 geldi arkadaşlar. Tamam 12. Tamam. Şimdi ben kapatıyorum. Bir 10 dakika sonra devam edelim. Şunları çözmeye çalışın arkadaşlar. Hatta küçülteyim biraz. Diğerleri de sığarmamıyorum. Bunları çözün arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Arada istiyorsanız ara verin. Ben zaten çözeceğim. Ara verin daha iyi. Hadi 10 dakika sonra buluşuyoruz arkadaşlar.